Mutlu akşamlar. Yeni bir Neler Oldu programına hoş geldiniz. Bu hafta Yunanistan'da başkanlık seçimleri, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü, Japon rehinelerden birinin infaz edilmesi konuşulan konular arasındaydı. Ülkemizde ise başkanlık sistemi tartışmaları yine devam etti. Sayın Davutoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında Kürt kardeşlerimize olan ihtimamı ve candanlığı dikkatlerden kaçmadı. Bu hafta bir başka önemli konuşmada Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dan geldi. Konuşmasında tek millet, tek devlet, tek bayrak vurgusu yapan Cumhurbaşkanımızın bu topraklarda bölücülüğe asla izin verilmeyeceğini bir kez daha net olarak vurgulaması boş emeller peşinde koşanları hüsrana uğrattı. Evet, neler oldu? Bu haftada dop dolu bir içerikle başlıyor. Japonya'dan Suudi Arabistan'a, Ürdün'den Yunanistan'a önce hızlıca bu hafta neler oldu değerlendirelim. IŞİD'in geçtiğimiz haftalarda rehin aldığı iki Japon vatandaşından biri istenen bedel ödenmediği için maalesef infaz edildi. Bu hafta pazarlıklar diğer Japon rehine ve yine IŞİD'in elinde tutsak bulunan Ürdünlü pilot için devam etti. Japon ve Ürdünlü rehinenin kurtarılması için Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kriz masası kuruldu. Çarşamba günü Japon Büyükelçisi görüşmelerin devam ettiğini açıklarken rehinenin bırakılacağına dair olumlu haberler geldi. Ürdünlü rehin pilotun serbest bırakılması için ise IŞİD'den yeni bir teklif geldi. Terör suçlamasıyla Ürdün'de tutuklu bulunan Sacide Rişavi'nin serbest bırakılması karşılığında Ürdünlü pilotu vereceklerini açıkladılar. Bunun için Perşembe günü gün batımına kadar süre verildi. IŞİD bu zamana kadar rehin aldığı batılı ülkelerin vatandaşlarının çoğunu istenilen bedel ödenmediği için infaz etti. Devlet başkanları teröre destek sağlanır iddiasıyla IŞİD'in talep ettiği bedelleri bugüne kadar ödemeyi reddettiler ve her seferinde dünya kamuoyu o korkunç infaz videolarını seyretti. Aslında bu uygulama real politikaların nasıl bir felakete yol açtığının önemli bir delili. Bir canı kurtarma ihtimali varken ahlaki olarak asla kabul edilemeyecek gerekçeler öne sürülerek bunu reddetmek çok ciddi bir hatadır. İngiliz, Fransız, Amerikan devlet başkanlarının düştüğü bu hatayı Japon başkanının da tekrar etmemesi için bu hafta Sayın Oktar sohbet programında 3 ayrı kez Japon başbakanına seslendi. Konuşmasında fidyenin mutlaka ödenip rehinelerin kurtulmasını istedi. Bakın Sayın Oktar, rehineler konusunda daha önce hiç ele alınmamış bambaşka bir açıdan nasıl değerlendiriyor? Onlar da 200 milyon dolar istiyor. Evet. Versin Japon hükümeti. Öbür türlü katil olurlar. Cinayet işlemiş olurlar. Yani parayı verip onları kurtarmak rahatça mümkün. Bunu hiç denemeler, hiç yapmadılar. Ver, kurtulsun. Sonra yine paranı alırsın. Değil mi? Adamlar orada görevlendiriyorsun. Başlarını belaya sokuyorsun. Japon istihbaratının çalışması o. Japon gizli servisinin. Sonra da paraya kıyamıyorsun. Ama Müslümanları katletmek için paraya kıyıyorsun. O garibanları orada korku içinde yaşatmanın bir alemi yok. Egoistlikleri orada da tutuyor, bencillikleri. Mesela Japon başbakanının oğlu olsa anında tık parayı ödemişlerdi. Yani konu hiç bu safhaya bir dahi gelmezdi. Ama ucuz geliyor şimdi o adamlar. Mesela Japon başbakanı bizzat kendisi olsa 10 dakikaya parayı öderler. 10 dakika sürmez. Anında paranız hazır efendim derler. Böyle egoist, bencil bir sistem var. Ve zulüm sistemi var. Japonya parayı ödemesi için herkes bir şey yazsın, bir şeyler söyleyelim. İnsan hayatı daha önemli. Tabii ki. Para değil, yani insan hayatı önemlidir. Paranı gene alırsın bir şekilde. Ama adamın canını bir daha geri iade edemezsin. Doğru. Umurlarında bile değil. Müslüman katletmek için bak gözden bir anda çıkarıyor. 200 milyon da veriyor, 200 milyar da veriyor. Hiç paranın kıymeti olmuyor. Anında. Ama bak iki canı kurtarmak olduğunda 5 kuruş vermek istemiyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Uzayacak bir şey yok. Hemen ödesinler. Bakın dikkat edin. Müslüman öldürmek için adam kesenin ağzını açıyor. İstediğiniz kadar para diyor. Bak kendi vatandaşı ölecek. Umurunda bile değil adamın. Evet, Sayın Oktar'ın da belirttiği gibi bu tip durumlarda politik manevralar bir yana bırakılarak konu mutlaka insani açıdan değerlendirilmeli.
hiç vakit kaybetmeden istenilen şartları yerine getirmelidir. Her şey telafi edilebilir ancak giden bir can geri getirilemez.